Evet sevgili 4. sınıf öğrencilerim, yeni ünitemiz ve son ünitemiz Food and Drinks. Bol bol yeni kelime öğreneceğiz. Ve lütfen yaz tatili boyunca kitabımızı geri dönüşüme atmayalım. Ve tekrar edelim konuları, kelimeleri. Çünkü biliyorsunuz çabuk unutuluyor. Bu size tavsiyem. Ünitemizin adı Food and Drinks. Yiyecek ve içecekler. Çocuklar. Evet, yiyecek ve içecekler. Peki. Bakalım. Bir menü var burada. Yes, we have a menu here. Soup, çorba, pizza, pizza, chicken, tavuk, fish, balık, ice cream, dondurma. Bazı kelimeler Türkçe'de de var. Çok benziyor. Aynı şekilde kullanıyoruz. Soup ve chicken bizim için yeni diye düşünüyorum. Onların Türkçelerini yanlarına yazdım. Listen and repeat. Evet, burada bir sürü yiyecek var, görselleri var. Bir söylenişlerini öğrenmeliyiz. Bakalım telaffuzları nasılmış. Track 61. Let's listen to and learn how to say them. Unit 10. Food and Drinks. 1. Listen and repeat. Page 139. Tape script 61. Bread. Butter. Cheese. Coffee. Cupcake. Fish and chips. Honey. Lemonade. Marmalade. Milk. Olives. Pasta. Salad. Soup. Tea. Yogurt dedi. Peki, şimdi ne istiyor bizden? I like, I dislike. Evet, severim, sevmem. Severim ve sevmem şeklinde. Şimdi buna böyle severim. I like, I dislike, sevmem. Peki. Şimdi bunlara gülen yüz ya da üzgün yüz yapabiliriz. Bu şekilde doldurabiliriz ya da tik atabiliriz sevdiklerimize. Yani sevdiklerime tik ya da dislike'a tik şeklinde. Bakalım neler var? Bread, ekmek, butter, tereyağı, katı yağ, cheese, peynir, coffee, kahve, cupcake. Cupcake. Bunu kullanıyoruz. Küçük kekler. Fish and chips, balık ve patates kızartması. Honey, bal, lemonade, limonata, marmalade, marmelat, milk, süt, olives, zeytin, pasta, makarna, salat, salata, soup, çorba, tea, çay, yogurt, yoğurt. Evet çocuklar, bazıları Türkçe'de var. Mesela yoğurt bize ait. İngilizceye geçmiş bir kelime. İşte ne diyelim? Bakalım kafe oradan bize gelmiş. Bilmiyorum başka yani Türkçe'ye başka dilden gelmiş gibi ortak bazı kelimelerimiz var. Şimdi arkadaşımızla diyor konuşalım. I like marmalade. I don't like olives. Don't like yerine çocuklar şöyle yapalım. Don't like yerine direkt mesela şöyle işaretleyeyim. Dislike kullanabiliriz. Evet, dislike. Don't like demeyiz de dislike deriz. İkisi de doğru. I don't like olives, I dislike olives şeklinde söyleyebiliriz. Play bingo. Write the food items on page 139 into the blanks. The teacher calls out the words randomly and cross the words you hear. Cross all the words and shout bingo. Bizim tombala oyunu gibi çocuklar buralara böyle
karışık kelimeler yazıyorsunuz. O sayfadaki kelimelerden yararlanabilirsiniz. Yiyecek isimleri yazıyorsunuz. Olives, honey, cheese gibi burayı dolduruyoruz. Daha sonra öğretmenimiz rastgele yiyecek isimleri söylüyor. Diyelim öğretmenimiz dedi ki honey, biz honey'yi işaretliyoruz. Hepsi bittiğinde bingo yapmış oluyoruz. And fourth exercise. What do you eat, drink for breakfast, lunch and dinner? Write. Breakfast means kahvaltı, lunch means öğlen yemeği, dinner means akşam yemeği. We learned it before, I think. And we have days here: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Yes, for breakfast. Ben bunu sizin için daha önce doldurdum. Şöyle cümleler kurabiliriz. I have bread, cheese, olives and milk for breakfast on Monday. I have a hamburger, some coke for lunch on Monday. I have meatballs for dinner on Monday. Evet, bu öğünlerde ve o gün neler yediğimizi saydık. Gelelim salı gününe. I have jam, egg, coffee for breakfast on Tuesday. I have some chips and fish for lunch on Tuesday. I have a bowl of soup for dinner on Tuesday gibi cümleler kurabiliriz. Evet, neleri yediğimizi ne yaptık? I have a sandwich and a glass of tea for breakfast on Wednesday. That's it. Evet çocuklar, böyle cümleler kurabiliriz. Çarşamba günü kahvaltıda bir bardak çay ve bir sandviç yerim, içerim, tüketirim. Bu şekilde siz de cümleler kurabilirsiniz. Listen to John and fill in the table. Evet, şurayı saklayalım mı şöyle? Evet, henüz görmeyin. John'u dinleyelim ve bakalım nasıl dolduruyoruz tabloyu. Five. Listen to John and fill in the table. Page 141. Tape script 62. Hello, my name is John. I eat cheese and olives for breakfast on Saturdays. I drink milk. I eat chicken for lunch and I eat pasta for dinner on Saturdays. I eat bread and honey and I drink orange juice for breakfast on Sundays. I eat salad for lunch. I have fish for dinner on Sundays. Çok güzel. Evet, John'un cumartesi ve pazar günleri kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde neler yediğini dinledik. John'un ağzından söylersek ne dedi? I have some cheese, olives and milk for breakfast on Saturdays. I have some chicken for lunch on Saturdays. I have some pasta for dinner on Saturdays. Evet, cumartesi kahvaltıda peynir, zeytin ve süt tüketiyormuş. Öğle yemeğinde tavuk ve akşam yemeğinde de makarna tüketiyormuş. Peki pazar günleri kahvaltıda ne dedi? I have some honey, bread and orange juice on Sundays. I have some salad for lunch on Sundays. I have some fish for
for dinner on Sundays. Evet, pazar günleri de bal, ekmek, portakal suyu, kahvaltıda, öğle yemeğinde ise salata, akşam yemeğinde balık tüketiyormuş pazar akşamları. Evet, John'un beslenmesi böyleymiş çocuklar cumartesi ve pazar günleri. Değil mi? Peki, kelime olarak mesela şurada chicken, tavuk. Bir daha hatırlayalım. And pasta, makarna, bal, hani bal. Okay, bread, ekmek. O geçti daha önce. Listen again and write true or false. Tekrar dinleyelim. Dinlemeye gerek yok. Tabloya bakarak da yapabiliriz. Fakat dinleyelim. Kulağımızda olsun. Six. Listen again and write true or false. Page 141. Tape script 63. Hello, my name is John. I eat cheese and olives for breakfast on Saturdays. I drink milk. I eat chicken for lunch and I eat pasta for dinner on Saturdays. I eat bread and honey and I drink orange juice for breakfast on Sundays. I eat salad for lunch. I have fish for dinner on Sundays. Evet çocuklar. I eat cheese and honey for breakfast on Saturdays. Cumartesileri kahvaltıda peynir ve bal yerim dedi. Öyle mi? Bakıyoruz. Hayır. Peynir var ama bal yok. False dedik. Yanlış. I drink coffee for breakfast on Saturdays. Cumartesileri kahvaltıda kahve içerim. Bakıyoruz. Maalesef portakal suyu içermiyor. Tabii cumartesileri süt içermiş. False, yanlış. I eat chicken for lunch on Saturdays. Cumartesileri öğle yemeğinde tavuk yerim. Doğru, true. Türkiye'nin T'si doğru. I drink orange juice for breakfast on Sundays. Pazarları kahvaltıda portakal suyu içerim. Evet, doğru. True. I have pasta for dinner on Sundays. Pazarları akşam yemeğinde makarna yerim. Yanlış, balık yermiş. False. Help John prepare a picnic basket. Listen and take notes, then draw. Yes, 64. Let's listen. Seven. Help John prepare a picnic basket. Listen and take notes. Then draw. Page 142. Tape script 64. Let's go for a picnic, Sue. Good idea. What do we need for the picnic? I want some chicken and bread. Okay. What about a cheese sandwich? Oh yes, I want a sandwich. Do you want some tea? No, thanks. What about some orange juice? Yes, please. Evet çocuklarım. Şöyle yapalım. Evet. Sue ve John konuştu. Aralarına geçen diyaloğu dinledik. Ne dediler? Chicken, bread, cheese sandwich, orange juice. Evet, pikniğe bunları götürecekler. Chicken, tavuk, bread, ekmek, cheese sandwich, peynirli sandwich, orange juice, portakal suyu. Ve John Sue'ya sordu bir de çay konusunu ister misin? Ona ne dedi? No thanks, çay yok, istemiyor. Orange juice içecek, portakal suyu istiyormuş. Ve sizden çizmenizi istiyor. Biliyorsunuz iyi değil çizimim, zaten dijitalde kalemle de çizemiyorum. Size kolay gelsin. Work in pairs. Ask questions and prepare a picnic basket for your partner. Evet, biz de arkadaşımıza soruyoruz. Ve biz de onları çizmeye çalışacağız yine. Acaba hani bizim pikniğimize neler götürmeliyiz diye.
Do you want an orange? Portakal ister misin? No, thanks. İstemiyormuş. What about an apple? Yes, please. Elmaya ne dersin? Evet, lütfen. Mesela ne istesin başka arkadaşımız? Düşünelim. Maybe a hamburger. Hmm? Şöyle. Şöyle marul yapayım içine. Elma ile hamburger de pek böyle susamlar yapalım mı üstüne? Hamburgerden başka her şeye benzedi. Tabağında yapalım. Evet. Yes, a hamburger maybe. Okay. Let's go on. Exercise 9. Look at the menu. Which words are similar in Turkish? Evet. Bu iş zormuş gerçekten. Bakalım şimdi. Menu, main course. Ana yemekte neler var? Drinks, içecekler. Desserts ve tatlılar. Ana yemekte pizza, meatball. Benziyor mu? Türkçe'ye benzeyenleri ve benzemeyenlere bakacağız. Benzemeyenleri çarpıladım. Yo. Pizza. Benziyor aslında. Değil mi? Tabii bu benziyor bence. Buna böyle bir tik atalım biz. Meatball benzemiyor. Hamburger. Yes. Chips. Yes. Hot dog. Yes. Hot dog diyoruz bazen. Chicken. Mm-mm. Fish. Mm-mm. Lemonade. Yes. Coke. Yes. Coffee. Cola, Coke benziyor mu çocuklar? Benziyor biraz. Coffee, yes. Tea, Orange juice, no. Water, no. Dessert, cupcake. Kullanılıyor aslında cupcake ama tabii ki de yani nasıl diyelim, cake. Evet, kullanılıyor. Cupcake de kullanılıyor. Ice cream, no. Pudding, yes. Listen, point and repeat. Find the extra picture. Evet çocuklar, şimdi dinleyeceğiz. Hepsinin isimlerini bize sayacak. Ama bir tanesi fazlaymış. Bir tanesi bakalım söylenmeyecekmiş. Onu bulmaya çalışacağız. Ten. Listen, point and repeat. Find the extra picture. Page 143, tape script 65. Main course, pizza, meatball, hamburger, chips, hot dog, chicken, fish, drinks, lemonade, coke, tea, orange juice, water, desserts, cupcake, ice cream, pudding. Evet çocuklar, bu kelimelerin hepsini, yani bu görseldekilerin hepsini söyledi. Sadece ne kaldı? Coffee. Bu söylenmedi. Yakaladık seni coffee. And design a menu for an imaginary restaurant. Draw or past pictures. Evet, biz de bir hayali restoran için bir menü dizayn edeceğiz. Resimleri çizebiliriz veya bulabiliriz resimlerini bir yerden ve bu şekilde de kullanabiliriz. Değil mi çocuklar? Bunu istiyor bizden. Now, listen and circle. Which set menu is for Sue? Evet, sevgili Sue için şimdi 2, 4, 6 tane burada menü var çocuklar. Ve bu menülerden hangisi Sue için uygun? Dinleyip bulalım bakalım. And listening 66. Eleven. Listen and circle. Which set menu is for Sue? Page 144. Tape script 66. This is a good restaurant.
Yes, it is. I feel hungry. Look at the set menus. Which one would you like? I can't decide. Can you help me, please? Okay. Would you like chicken? No, thanks. Would you like meatballs? Oh, yes, I like meatballs. What about salad? Yes, please. Would you like orange juice? No, thanks. Then this set menu is for you. Evet çocuklar, şimdi chicken, would you like some chicken? Would you like some chicken? No dedi. İstemiyor. Tavuk istemiyor. O zaman bu gitti. Menü tamamen gitti. Burada tavuk var. Evet, bu menüde de tavuk var. Bu da tamamen gitti. Sonra ne dedi? Orange juice no dedi. Orange juice no. Bu da tamamen gitti. And orange juice here no. Evet, şimdi iki tane menümüz kaldı. Burada ne var? Set menü B. Fish, pudding, chips and lemonade. Balık hakkında hiç konuşmadı. And this one, set menu E. Lemonade, cupcake, salad and meatballs. Meatballs seviyorum dedi. Ben bunu seçiyorum. Bu ise balıktan hiç bahsetmedi. Yani balıkla ilgili. Aslında bu da olabilir. Ama meatball sevdiği için set menu E is suitable for Sue. Then work in pairs, ask and find your friend set menu on page 144. Evet, sınıfta böyle diyaloglar yapabiliriz çocuklar. Arkadaşınız bir menü tutabilir aklından ve sizler de bu menüyü tahmin edebilirsiniz. Diyelim ki balıklı menüyü tuttu. Sorabilirsiniz. Would you like some fish? O da der ki yes please. Ya da would you like some or would you like a glass of lemonade? No thanks. Artık verdiği cevaplara göre evet, hayır, teşekkürler, isterim, istemem şeklinde. Sizler de arkadaşınızın menüsünü tahmin etmeye çalışın. Now listen and match the words with the pictures then say. Evet, şimdi 3 tane resmimiz var. Bir kuş var, su içiyor çeşmeden. Kedimiz var, patilerini yalıyor. Ve köpeğimiz var. Canı çok istiyormuş gibi yiyeceğe bakıyor. Bakalım neler olacak. 67. Listen and match the words with the pictures. Then say. Page 145. Tape script 67. Hey, the bird is very thirsty. Is the cat hungry? No, it's full. Oh, look at the sweet dog. It's hungry. Evet çocuklar, hungry, aç, karnı aç, thirsty, susamış, full, tok. Evet, kuşumuz susamış, the bird is thirsty and the cat is full, karnı tok, and the dog is hungry, köpeğin karnı aç. Şimdi istenilen bu üç tane ifadeden, yani susamış, aç ve tok olarak siz böyle rol yapabilirsiniz mimiklerinizle ve arkadaşınız tahmin edebilir. Are you hungry? Aç mısın? Yes, I am. O da diyecek, would you like some pasta? Biraz makarna ister misin? Yes, please. Okay, listen and tick. No or yummy. Then ask and answer. Again, Sue and John. The main characters. Sue and John. Listen to them. And tick no or yummy.
İstiyor mu yiyeceği? Hayır mı? Yoksa lezzetli mi? Yummy, lezzetli. Bakalım ne cevap verecekler. Fifteen. Listen. Tick no or yummy. Then ask and answer. Page 146. Tape script 68. I'm too thirsty. May I drink something? Would you like some Coke? No. Some lemonade? Yummy! Thank you. Would you like a sandwich or a hot dog? No, thank you. I'm full. Maybe later. Hi, Mom. I'm hungry. May I eat something? Would you like a hot dog? No. A sandwich? Yummy. What about some Coke or water? No, thank you. I'm not thirsty. Evet çocuklar, nasıl kibar reddediyorlar, duyuyor musunuz? Nasıl diyor Suya? Are you hungry? Aç mısın? Ya da değil mi, bir şey teklif ettiniz, ne dedi? No, thank you. Veya bir şey yemeği teklif ettiği zaman aynı şekilde ne diyelim? Would you like a hamburger? Bir hamburger ister misin? Ne cevap vereceğiz? No, thank you. Hayır, teşekkürler. I'm full. Tokum. Ya da içecek bir şey teklif edildiği zaman örneğin would you like some Coke? Kola ister misin? No, thank you. I'm not thirsty. Hayır, susamadım. Teşekkürler. Şeklinde. Değil mi? Yani içecek bir şey istemiyorum. Yani sadece no demiyorlar. Bunu böyle daha açıklayıcı söylüyorlar. Neden istemediğini. Peki, bakalım Sue için. Sue kolayı reddetti. No. Fakat limonatayı kabul etti. Yummy dedi. Yes, Coke is no, lemonade is yummy. For John, hot dog is no, but sandwich is yummy. And we have questions here. Is Sue hungry? No, she isn't. Does she like Coke? No, she doesn't. And for John, is John thirsty? No, he isn't. And does he like sandwich? Yes, he does. Does he like hot dog? No, he doesn't. Evet, hot dog sever mi? Hayır, sevmez. Sandviç sever mi? Evet, sever. Yes, does. Does he like a hot dog? Oops. No, he doesn't. Hayır, sevmez. Does he like a sandwich? Sandwich? Yes, he does. Değil mi çocuklar? Evet, ya da evet, sorumuz neyle gelirse cevabımız da öyle gelecek. Örneğin to be fiiliyle sorduk. İşte is he thirsty? Is he thirsty? Susamış mı? No, he isn't. Hayır, susamış değil. Değil mi? Is he hungry? Aç mı? Is he hungry? Yes, he is. Evet, aç. Okay. Yes, and match the foods with the countries, then listen and check. This is Mexican flag and American flag, British flag and Japanese
Japan flag yen Turkish. Yes, Turkey, Türkiye. Yine evet son karara görebiliyorsunuz. Türkiye diye kullanabiliyoruz. Peki, then listen and check. Dinleyip kontrol edin. Şimdi bu taco diyorum ki ben Mexican. Fish and chips British. And what is this? Oh, döner. Of course, Turkish. And sushi, Japan, Japanese. And hamburger, American, yes. Let's check now. 69 listening. Guess and match the food with the countries, then listen and check. Page 147, tape script 69. I love taco. It is a Mexican food. Fish and chips? It's a British food. What about döner? It's a Turkish food. It's delicious. Sushi is a Japanese food. And hamburger is an American food. Yes, taco is Mexican. It's true. Fish and chips, British. Döner, nasıl söyledi? Döner is Turkish. Sushi is Japanese. And hamburger is American. Doğru tahmin ettik. Act out a dialogue. Would you like a pizza? No, thanks. Maybe later. Evet, bu da çok güzel bir reddetme. Kibarca reddetme. Yani reddederken hani diyorduk ya, I'm full. Thank you. I'm full. Tokum diyoruz. Sonra I'm not thirsty diyoruz. Susamadım. Teşekkürler diyoruz. Bir de bu var çocuklar. Bu da çok güzel. No, thanks. Maybe later. Belki daha sonra. Teşekkürler. Belki daha sonra. Yani şu an istemiyorum. Çok güzel. I'm on diet. O da olur herhalde değil mi? Diyetteyim falan. Diye diyebiliriz bence. Want a hamburger? İster misin hamburger? Yes please. I feel hungry. Evet lütfen. Aç hissediyorum. Add new words to your picture dictionary and complete it. Evet. Sene başından itibaren hazırlıyorsak bir resimli sözlük çok güzel olur. Oraya tekrar yeni kelimelerimizi ekleyebiliriz. Oh, read the poem. Oh, bir şiirimiz var çocuklar. Bakalım neden bahsediyor? Ne yapıyoruz biz bunu? Ritimli mi söyleyeceğiz? Evet, resimlerimiz var. Bakalım ne diyor şiirimiz? Bilmediğiniz kelimeleri ben yazmaya çalışayım. Be honest, be patient. Evet, dürüst ol, sabırlı ol. Be honest. Dürüst. Evet, dürüst ol. Sabırlı ol. Be kind and fair. Kibar ol, adil ol. Share and respect. Paylaş, saygı duy. Love your friends, family. Bunu anladınız. Nature and your country. Arkadaşlarını, aileni, doğayı ve ülkeni sev. Study hard. Çok çalış. Recycle. Geri dönüştür. Değil mi? Çöplerimizi geri dönüştürmeliyiz. And laugh. Ve gül. Help people. İnsanlara yardım et. Feel happy. Bunları yaparsan mutlu olursun zaten. Mutlu hissedersin. Süper bir şiir. Bunu ritimle nasıl söyleriz? Be honest, be patient, be kind and fair gibi bence. Sence Batu? Bence de öyle anneciğim. Teşekkürler. Evet, let's practice sayfalarımız çocuklar. Bakalım neler varmış. Find and say the differences between the pictures. There are 5 acts. In picture A, but there are 3 acts in picture B. Evet, farkları buluyoruz çocuklar. İki resim arasındaki farkları buluyoruz. Yes, in picture
A. Here A, the letter A is written, and in picture B here the letter B is written. Yes. Yes. And what else? Cupcakes. Clock. Yes. In picture A it's 9 o'clock, but in picture B it's 3 o'clock. Good. Thank you, Batu. And in picture A, there are 3 cupcakes. In picture B, there are 2 cupcakes. Good. In picture, what a fish. Yes. In picture A, yes, there is some fish. But in picture B, this is chicken, not fish. Also, in picture A, there are 3 bananas, but in picture B, there is only 1 banana. And apples. What? Apples, yes. In picture A, there is an apple. In picture B, there are 4 apples. And X. X, yes, it's written here, but there are 5X in picture A, but there are 3X in picture B, yes, it's written. And I see that, wow, yes, in picture A, yes, this is orange juice. There is some oranges and a glass of orange juice, but in picture B, no. Okay, in picture B, there aren't any oranges, any. None. What else? That's it. I can't see. Yes, how many differences we have found? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Okay. Enough, I think. Next exercise. Work in pairs. Look at the pictures, ask and answer. Would you like a sandwich? Yes, please. I am hungry. Okay. Batu, would you like an apple? Yes, please, mommy. I am hungry now. You are hungry, but this girl is sad. I think she doesn't want. She doesn't want an apple. Yeah. So you should say no thanks, I'm full. No thanks, maybe later. Oh, she's in a regime. On diet. No. I think she doesn't like apples. Maybe she doesn't like apples. Maybe she likes bananas or she likes melons, but she doesn't like apples. Maybe. Yeah. Yes, but would you like some cupcakes? Yummy. Yes. Yummy, yes. Oh, and would you like ice cream? No, thanks. No, thanks. Yes. I have sore throat, maybe. Okay. And this one. Prepare a poster for you. It's all about me. Evet, kendimiz için bir poster hazırlıyoruz. Sen biraz raskits yap bakalım, hadi bakalım. Evet, this is me. Buraya resmimizi yapıştırabiliriz çocuklar. I am, buraya yaşımızı yazıyoruz. Mesela Batu için ne diyelim? 9. I am 9 years old. I'm from Turkey. Çanakkale. Yes. Oops. What's happening? Çanakkale. Turkiye. Yes. My friends. Who are your friends? Say me. Some names. Ali Ege, Mikhail, Mete, Batu Alp, Başkan. Ali Ege. Mete. Batu Alp. Batu Alp. Yes, your. Mikhail ve Başkan. Mikhail. Oops. Too many friends. Hey, Barışkan. Barışkan. Okay, that's it. Barışkan. Thank you. Oops.
böyle yapacağız. Yine karakterlerden sıkıntı oluyor. Evet, kabul etmiyor. Şöyle yapalım. Evet, Barış Kağan. I want to be. When I grow up. What do you want to be in the future? What do you want to be when you grow up? What do you want to be? Ne olmak istiyorsun? Yes, what do you want to be? I want to be biomedical engineer. Biomedical engineer. Yes, you want to be an engineer. I hope so. Okay, thank you. My favorite. Your favorite food. Say me your favorite food. Dragon apple. Dragon apple? Yeah. Say a simple thing, please. This is a real food. Real food? Yes. But you should say simple. Yes, you should give simple example for us, please. You should give a simple example for us. For instance, milk. Do you like milk? No, I like sushi. You like sushi. Okay. Sushi. Or noodles. Noodles. Okay. Thank you. Your favorite season? Summer. Summer. Why do you like summer? Because in summer I can eat ice creams. Oh, ice cream. Yes, you can swim in the pool and or in the sea, I think. Yes, summer is your favorite season. You can eat ice cream. Your favorite clothes? T-shirt. T-shirt. En kısa bacak. I don't know. Shorts. Shorts. Okay. You like wearing shorts and t-shirt. Okay. Thank you. And make similar posters and hang them on the walls of your school. Evet, değerlerimiz çocuklar. Değerlerimizle ilgili okulumuza asmamız için bir posterler hazırlayabiliriz. Bu şekilde. I take turns and share. Evet, sırama dikkat ediyorum değil mi? Yani kimin sırası olduğuna, mesela sırayla konuşuyoruz. Birbirimizin sözüne girmiyoruz. Share, paylaşıyoruz. I stand in a queue. Ne yapıyoruz? Sırada bekliyoruz. Kibarız. Evet, kibar davranıyoruz. Sınıf kurallarına uyuyoruz. I use quiet voices ve kısık sesle konuşuyoruz. Bakmayın ben şu anda bağırıyorum. Evet, siz daha kibar olabilirsiniz. Daha kısık sesle konuşuyoruz. Değil mi? Fısıldayarak biraz daha sınıf ortamında, yoksa gürültü oluyor. I'm polite and respectful. Evet, kibarız yine. Saygı duyuyoruz. I say please and thank you. Evet, bu kelimeleri kullanıyoruz. Lütfen ve teşekkür ederim. Değil mi? Bu şekilde bizler de hazırlayabiliriz çocuklar. Doğruyu söylüyoruz her zaman gibi, arkadaşlarımıza yardım ediyoruz etrafı toplamalarına veya toplanmalarına gibi. Bakalım burada ne varmış. I celebrate Turkish festivals. Evet, Türk bayramlarımızı kutluyoruz. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, 19 Mayıs. Değil mi? 15 Temmuz, Ağustos, evet 30 Ağustos, 29 Ekim, hepsi ne kutluyoruz. Bu şekilde hazırlayıp okulumuza sergileyebiliriz. I know I'm special. Biliyorum, özelim. Evet, herkes özel değil mi çocuklar? Herkesin yetenekleri farklı. I celebrate my mother's Mother's Day, my father's Father's Day. Evet, babamın babalar gününü, annemin anneler gününü, arkadaşlarımın doğum gününü, öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlarım. Evet, bunlar da çok önemli. Kişiler kendilerini, değil mi? Yani mesela öğretmenler yoruluyorlar. Öğretmenler gününde hatırlanınca, kutlanınca mutlu oluyorlar. Emeklerinin karşılığını alıyorlar.
I respect different cultures. Evet, başka kültürlere saygı duyuyoruz. I respect different beliefs. Başka inançlara saygı duyuyoruz. I respect different languages. I respect different national costumes. Farklı dillere ve farklı ulusal kostümlere saygı duyuyoruz. Yani başkaları, onların kültürleri farklı ve bunlara biz saygı duyuyoruz. I love and protect nature. Doğayı seviyorum, koruyorum. I love and protect animals. Hayvanları seviyorum ve koruyorum. Gibi gibi böyle hazırlayabiliriz. Ve bitirdik. Çocuklar, öpüyorum sizi. Tatil boyunca lütfen tekrar etmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalınız.